Merhaba arkadaşlar, Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda eriyen nefis bir şerbetli tatlı tarifi vermek istiyorum. Yemesi çok zevkli, böyle ağzınızda eriyen kıyır tatlıları seviyorsanız bu tarif tam size göre. Yapımı da gerçekten çok pratik. İlk önce şerbetini hazırlıyoruz. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyu tenceremize koyalım ve hemen ocağın altını yakalım ki bir an önce hazırlansın. İçine 3-4 damla limon suyu ekliyorum ve kaynatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar sadece 5 dakika kaynatıyorum ve ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Şerbetimizin buz gibi soğuması gerekiyor. Daha sonra hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Hamuru için de arkadaşlar yoğurma kabına 125 gram tereyağı, 1 yumurta akı, bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket de kabartma tozunu ekleyip ve bir çay bardağı irmiği boşaltalım, güzelce yoğuralım. Bu malzemeler birbirine geçip homojen bir kıvam aldıktan sonra ununu ekliyoruz. Oda ısısında olduğu için yağımız çok rahatlık ile hemen bakın karışıyor. Şimdi 2 su bardağı un ilave ediyorum ve güzelce yoğuruyorum. 200 milimlik su bardağı ölçüsü kullanıyorum ve hamuru güzelce yoğurup toparlıyorum. Hamurumuz arkadaşlar böyle hafif elimize yapışıyor görüyorsunuz. Bu kıvamda olması gerekiyor kesinlikle ekstra bir un ilavesi yapmayın. Şimdi bir çay bardağı çekilmiş fındık içini ilave ediyorum ve güzelce her tarafına karışıncaya kadar yoğuruyorum. Fındığımızı ekledikten sonra hamurun kıvamı bakın toparlanıyor. Elimize yapışmıyor artık. Şimdi un serpmiş olduğumuz tezgahımıza hamurumuzu alalım. Şöyle hafif elim ile bastırıyorum. Ve merdane ile inceltelim. Ben bütün hamuru tezgaha koydum. Tezgahım geniş olduğu için. iki parçada da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Fakat inceltirken çok fazla inceltmeyin. Biraz kalın bırakın. Yoksa tatlılarınız çok ince olur. İçinde tabii ki kabartma tozu var ama çok aşırı bir kabaran tatlı değil. Buna dikkat edin lütfen. Ve çay bardağı ile ay şeklinde bakın keselim. İlk parçalar ay şeklinde çıkmıyor fakat daha sonrakiler çok güzel şekilleri çıkıyor. Ve şöyle kenarlarını elimiz ile hafif düzelterek fırın tepsisine yerleştirelim. Kenarlarından çıkan hamuru tekrar toparlayıp yine aynı şekilde merdane ile açıp bardağımız ile keselim. Çay bardağı kullanıyorum kesmek için. Yuvarlak aparatlarınız var ise evde onun ile de yapabilirsiniz. Ben herkesin evinde bulunmadığı için bugün size çay bardağı ile göstermek istedim. Çay bardağı çünkü bulunmayan ev yoktur. Bütün hamurumuz bitinceye kadar arkadaşlar bakın aynı işleme devam edelim ve elimiz ile kenarlarını düzeltip fırın tepsisine yerleştirelim. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Akını içine kullanmıştık. Sarısı da üzerine tam denk geliyor. ve önceden ısınmış 200 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırından çıktı, fırından çıkar çıkmaz hemen buz gibi soğumuş olan soğuk şerbeti üzerine gezdiriyorum. Şerbetimiz soğuduktan sonra tatlımızın hamurunu yapmaya başlar isek e, sorun yaşamayız. Havalar sıcak olduğu için çünkü çabucak soğumuyor şerbet. Şerbeti önceden hazırlamak kolaylık oluyor. Ve evet tatlımız şerbetini çekti. Şerbet ölçüsünde ben büyük boy bardak kullanmıştım kupa. Onun için bir miktar şerbet tepside kaldı. Bu şerbeti çekmediği anlamına gelmiyor. Fazla geldiği anlamına geliyor. 200 milimlik bardak ölçüsü kullanırsanız sorun yaşamazsınız. Ve gördüğünüz gibi tatlımı servis tabağına alıyorum. Ve üzerine çok az fıstık serpiyorum. Görüntüsü de çok hoş. Lezzeti de çok güzel. Nefis bir tatlımız oldu umarım dener ve beğenirsiniz arkadaşlar kıyır kıyır nefis bir ay tatlısı içi fındıklı harika bir tarif deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum arkadaşlar yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın afiyetle kalın